Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı devam ediyor. Tacizin, tecavüzün siyasi görüşü mü olur? Kadına, şiddete savaş açanlar, İstanbul Sözleşmesi için eylem yapanlar, tecavüzcü CHP ve HDP'li olunca sessizliğe gömüldüler. Ayrıca tepki verene de bu CHP medyası ve CHP'li idareciler savaş açıyorlar. Bazı CHP'liler istismarı ve tecavüzleri deşifre eden CHP'li Barış Yarkadaş'ı hedef tahtasına koydular. Tacizin, tecavüzün siyasi görüşü olur mu kardeşim? Ha? Devam edelim. Filyasyon ekipleri görevlerinin başında koronanın izini sürüyorlar. Canla başla çalışıyorlar. Biz bu savaşı, bu koronayla yaptığımız savaşı, pandemiyi atlatabilmek için, kazanmak için tek şansımız filyasyon. Bunu da arkadaşlarım yapacaklar. Filyasyon ekipleri koronavirüsle mücadelede ön saflarda görev alıyor. Virüsün izini süren kahramanlar sayesinde salgının yayılma hızı yavaşlatılıyor. Biz ne kadar sahada bunu doğru yaparsak, etkili filyasyon yaparsak, bu filyasyonu doğru yaparsak o zaman biz bu savaşı kazandık demektir. Çünkü filyasyon da amaç ana vakaya ulaşabilmektir, onu durdurabilmektir. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman zaten insanların birbirine yayılımını engelliyorsunuz hastalığı. Peki filyasyon ekibi sahada nasıl çalışır? Alo, Sağlık Müdürlüğü'nden arıyorum. Hüseyin Ertaş'la mı görüşüyorum? Evet. Hüseyin Bey, test talebiniz olmuş. Filyasyon ekipleri temaslı oldukları için karantinada olan isimleri tek tek arayarak evlerinde kontrol ediyor. Pozitif vaka evde mi? Evet. Siz temaslısınız. Eşiniz mi? Eşim dışarı çıkmıyordu. Ben çalıştığım için benden büyük tutmalı eşim. Filyasyon ekipleri vakaya hareket etmeden önce bekleme noktasında tulumlarını giyerek hazırlık yapıyor. Filyasyon ekipleriyle birlikte şu anda vaka yerine ulaştık ekipler. Vakaya müdahale etmek için hemen araçtan inerek belirlenen adrese gidecek. Gelen ihbarlara bağlı olarak vakanın çevresindekilere yönelik temaslı taraması yapılıyor. Pozitif şüphesi bulunanlardan önce teste gönderilmek üzere örnek alınıyor. Filyasyon çalışmaları kapsamında Gaziantep il genelinde 32 farklı noktada toplanıyor ve vakalara en yakın noktalardan hareket ediliyor. Şu anda da pozitif olduğu şüphesiyle temaslı olduğu için karantina altında bulunan bir vatandaşın filyasyon işlemlerini yapmak üzere ekipler bu noktaya geldi. Tok karnına içiyorsunuz. Tekrar yine testinizin sonucuna göre biz size ek tedavinizi getireceğiz. Bu ilacı sabah akşam tok karnına kullanmaya başlayabilirsiniz. Testi pozitif çıkan vakalardan semptomları normal seyredenler evde karantina uygulamasına tabi tutuluyor. Sizin pozitif çıkma durumunda tekrar size Favikovir ismi verilen koronada kullandığımız başka bir ilaç vereceğiz. Pozitif çıktığınızda o ilacı nasıl kullanacağınızı tekrar size evinizde ziyaret edip anlatacağız. Pandemiyle mücadelede hem sağlık kuruluşlarında hem de filyasyonda görev alan sağlık çalışanlarının tek bir isteği var. O da maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması.